Hadi başlayalım mı? Hadi o zaman ben vakit kaybetmeden şöyle unu da alayım efendim. Daha önce özür dilerim. Hamurun özelliği ne Birsen'cim? Un, su, tuzdan oluşan sevgili Esra'cığım bir hamur. Hı-hı. Yarım saat kadar önce ben bu hamuru yoğurdum. Ilık su ile efendim ve hı-hı, peşinden de bekletmeye aldık. Hı-hı. Bekletirken çok fazla hava almaması daha yani hamurun güzel oluşmasını sağlıyor sevgili Esra. Bakın kabarcıklardan da gördüğünüz gibi hamurumuz oluşmuş. Böyle. Boşnak mutfağının en güzel tatlarından bir tanesi. Dünyanın boşnak böreği. En lezzetli 10 yiyeceği arasında. Öyle mi? Olduğu biliniyor. Ve dünyanın özel günlerimizde sevgili Esra olmazsa olmaz seviyoruz. Hamur işi dediğiniz gibi seviliyor. Şimdi boşnaklar börek mantı bilmeyen kızı pek tercih etmezlermiş gelin olarak öyle mi? Eskiden de o şimdi çok bilmiyor. Ama ne, bilmemelerini de doğal karşılıyorum. Çalışıyorlar. Yeni yani hayatları oluyor hı hı, artık. Ama bilmekte fayda vardır. Bakın detayları kaçırmayalım. Gördüğünüz tereyağını eritti, değil mi? Soğuk mu sıcak mı döktünüz? Ilık olması güzel oluyor. Çok sıcak olursa pek hoş olmuyor. Çok soğuk olması da yani oluşumunu esneteceğiz şimdi hamuru, geciktiriyor. Hı-hı. Sevgili Esra'cığım bu 2 dakika böyle bekleyebilir. Çünkü yağ ile böyle beraber özleşsin. Bu arada vakit kaybetmeyelim. Hı-hı. Ben burada sizi üzerinizi kirletmeden bir yumurta. İçini hazırlıyoruz. Ispanağı haşladık. Şimdi? Aslında haşlamasak da olur ama hı-hı, yani sonuçta yumuşatılmış. Hı-hı. Peşinden tuz ile haşlamasak da inceliyor. Yani kıvamını alıyor. Hı-hı. Pişerken soğan de soğan ekledi içine, yumurta ekledi içine. Şimdi biraz de da lor atalım sevgili Esra. Yani lor da peynir olur, normal peynir de olur. Evimizde ben biraz öyleyimdir. Mutfağımda ne varsa değerlendirmek biz hanımların yani hı-hı, vazgeçilmezi. Ben inanıyorum ki çoğumuz da öyle yapıyoruz. Yani evet, atmayı göze alamayız. Ama ıspanakla gerçekten peynirle birbirine çok yakışıyor. Bir tane yumurta attık işte sevgili Esra'cığım. Bu işte böyle. Bir tık da tuz atarsak. Hı-hı. Şöyle ben kameraya biraz. Bakın. Hani arzuya göre çok fazla atarsak da tuzlu olmasın diye abartmadım. Soğan, yumurta, hı-hı, ıspanak ve lor peyniri girdi. İç malzemeyi hazırlıyoruz. İşte. Evet. Bu arada dediğim gibi şöyle. Bu iç malzeme çok güzel ama asıl şey böyle şov kısmı ve bizden alan kısmı hamurun açılışı. Bakın şimdi hamuru açmaya başladık. Esra'cığım ben sizi engelleyeyim. Bilsem bunu eliyle açar. Değil mi şöyle? Yağlamayayım ben sizi işte böyle. Hı. Biraz daha beklerse sevgili izleyicilerimiz böyle yağlı bir şekilde çok daha iyi açılır. Biz fazla bekletmiyoruz çünkü malum vaktimiz çok fazla yok. Bakın şöyle bu daha açılacak. Böyle giderken bir yere masasıyla birlikte gider Birsen Ege. Ekmek teknem. Tekerlekli. Evet bunu açmayı eşim kolaylaştıran. İki tane mi var? İlle de evlerimizde yuvarlak masa olmayabilir. Dikdörtgen masalarda da oluyor. Sadece kenarlarını fazla şey yapmadan, çekiştirmeden güzel sonuç alabilirler. Bakın evet, dediğim gibi biraz daha beklerse şimdi açılmaya başladı. Yağını çok koyarsak esnetmek daha mı kolay oluyor? Şimdi çok fazla yağını koyarsak değil de sevgili Esra'cığım bekletirsek bir 5 dakika yağ ile hamuru evet, daha iyi sonuç alınıyor. Hani şimdi üzerine döktüm ya 2 dakika beklersek hani hatta sıcaklığa göre 5 dakika daha beklersek bakın hı-hı, daha da açılmaya başlıyor. Stüdyo koşullarımızda evet, biz çok fazla bekletemedik ama yine de bir senin hünerli ellerinde evlerimizde şekillenmeye başladı hamurumuz. İşte budur. Evet. Şimdi döndürerek. Döndür döndür aç bak ne güzel. Ay bu boşnak böreği boşnak mantısı da başka bir lezzetli oluyor. Nedir püf noktası? Neye dikkat edelim Birsen'cim? Şimdi dediğim gibi un su tuzdan oluşan mayasız. Yani mideleri yorduğuna inanmıyorum. Tabii ki çok fazla yersek kilo sorunu yaşarız ama. Hı-hı. Yani
güzel oluyor. Evet. Bir de kurtarıcı oluyor sevgili Esra'cığım. Yanına bir çorba. Biz zaten ayranla da tüketiyoruz. Bir çorbayla konuklarımızı da ağırlarız. Aile fertlerini de doyururuz. Ama izleyicilerimize şunu söyleyeyim. İnanın göründüğü gibi zor değil. İlk göze zor geliyor. Hani işte açamayız falan diye söyleyenler oluyor illaki ama isteyerek yaptıktan sonra mümkün değil yani. Masa örtüsü gibi incecik açıldı. Bir tık daha açmamız lazım sevgili Esra. Nisan'cığım ola ki ben senin kadar hamarat değilim. Bunu böyle yırttım daha yerinden. Daha hamaratsındır. Ne olacak o zaman? Hiçbir şey olmaz ki. Yapıştırıp devam edebiliyor muyuz onu? Ellerimizde biz onu hemen böyle dikiş yapar gibi üzerine. Yani vererek. Çünkü hamurdur bu. Olmazsa olmaz. Bazen yırtılıyor tabii ki. Ama şunu söylemek istiyorum. Unun kalitelisini kullanırlarsa sevgili izleyicilerimiz. Şimdi marka tabii ki veremiyoruz ekran başında. Fakat baklava böreklik olarak satılanlar var ya. Aynen öyle. Ağzınıza sağlık. Baklava böreklikler güzel oluyor sevgili Esra'cığım. Hani ekmeklik olmasın. Çünkü emekleri boşuna gider, üzülürler. Nisan'cığım çok güzel oldu. Bunun malzemesini ne dersin koyalım mı artık? Evet efendim. Şöyle ellerim temiz sevgili izleyicilerimiz. Eldiven kullanmıyor falan diye düşünebilirler haklı yere ama inanın. Yok çok titizdir. Ben onun eliyle yaptığı her şeyi gözü kapalı yerim. Çok teşekkür ederim. Ispanaklı kol beyi aynı zamanda boşnak böreği. Bakın malzemeleri Pakize yönetmenim ekrana getirdi. Hanımlar biz alamadık. Biz kaçırdık demeyin diye ekranda uzun uzun da kalıyor. İster çocuğa yazdırın, ister kendiniz yazın. İsterseniz fotoğrafını çekin, yapacağınızda baka baka yapın. Üzerine biraz sıvı yağ gezdireceğim Esra'cığım. Boşnak börekleri daha çok pırasalı da oluyor değil mi? Pırasalı Arnavutlar yapıyor genelde ama bizde de yapılıyor. Pırasa üzerine peynir. Demin şimdi ıspanaklı ile peyniri harmanladığımda aynısını yapabilirler. Çünkü pırasa peynir. Pırasada, evet. Pırasada biliyorsunuz soğangillerden. Şimdi soğan atmasalar da olur. Bir yumurta atsınlar sevgili izleyicilerimiz. Esra'cığım seni de yoruyorum ama. Hiç yorulmam. Şöyle çevireyim de güzel güzel görelim. İşte ben şimdi şöyle çok fazla su yani sıvı olan tarafını almayalım Esra'cığım. Çünkü hamuru toparlamamız zorlaşabilir. Çok güzel oldu. Bir püf noktası da bu. Evet. Sulu koymayın içine çok, malzemeyi diyor. Çünkü tuz falan girince ıspanak bilirsiniz sizler de. Hani sulu olabiliyor. Şimdi böyle elimle gezdireyim. Masa örtümüzün sevgili deseni de Esra'cığım. Yapılmış oldu. Çok güzel oldu. Böyle. Şimdi dediğim gibi daha da açsın izleyicilerimiz. İsteyen vakti olanlar böyle ben daha incelteceğim falan diye düşünebilirler haklı yere. Ama bakın şimdi kapatması da önemli. Şöyle efendim. Neye dikkat edelim burada? Bir çok fazla hamur kalın olmasın sevgili Esra'cığım. Bakın yırtık bile olabiliyor yani şöyle şöyle. Hamur kalın olursa ne oluyor? Yani biraz açıkçası ekmek gibi olur. Ama tabii ki ilk zamanlar yapanlar tutup da şöyle hani nasıl derler? Çarşaf gibi açmalarını kendilerinden beklemesinler yani. Küçük küçük böyle tutup tutup eliyle kapatıyor gördüğünüz şimdi gibi. Şimdi şöyle efendim gene bir tık yağlayalım. Arzuya göre daha yağlı yapmak istiyorum diyen de olabiliyor. Aman çok yağlı hani derler ya zevkler renkler hele ki yemek üzerine. Herkesin şu kendine kısmının özü. Kalın olma ihtimali olabilir. Ona dikkat edeceğiz. Onu evet biraz daha inceltmeye çalışacağız Esra'cığım. Harikasınız. Evet. İşte bu detayları profesyonel olmak böyle bir şey değil mi? Yani hanımlar bilsinler bütün püf noktalarını değil mi Bilsen'cim? Siz beni az mı kurtardınız X kanallarda? Güzel, her zaman güzel beraber. Enerjinizle. Evet. Bugün de Show TV izleyenlerine tadına doyulmaz bir boşnak böreği yapıyor bir seneki. Bakın incecik. Çeke çeke yapıyorsun çeke onu. Çeke çeke. Şöyle. Niye öyle yapıyorsun? İşte incelmesini sağlamak inceliği istiyorum. Çok önemli. Arzu ederseniz görünebilir bakın. Evet. Yani yazılar falan da görünebiliyor bu hamurun inceliğinde. Bir sonraki aşamada ne yapıyorsun Hirsel'cim? Keseceğim. Kol böreğimizi hemen fırına vermek üzere. Evet. Şöyle. Geldik son etaba. Bir de bak. Kesimini gösterelim. Şimdi ben bunu elimle de yırtabilirim. Arzu eden bıçaklasın. Şöyle. Bir göster o yırtmayı da ondan sonra. Böyle yapsam kabalık olur mu? Hiç olmaz. Evet. İşte yırtık börek. Bakın.
Onu bol yırtıp kenarlara toparlıyorsun. Aynen öyle. Sonra fırına gidecek, yağladığımız, tepsiye gidecek. Yağladığımız ama kağıt fırına. Üzerine fırınımız, tepsimizin üzerine sevgili Esra'cığım vermiyoruz. Yani kağıtlamıyoruz tepsimizi. Evet, Birsen Ege'yi şimdi fırına vermesi için bu güzel böreği mutfağa gönderirken biz sosyal güvenlik uzmanı sevgili Erhan Nacar'ı davet edelim. Çok sorular birikti kendisine yönelteceğimiz. Ekranlara getirelim hemen efendim hem sorularınızı hem de Erkan Bey'in cevaplarını. Geliyoruz. Evet, böreğimiz geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi. Bakar mısınız ya güzelliğe? Oh ne güzel de pişmiş. Üstü narlar gibi kızarmış. Bilsen Hanım'ı görmeden biraz keseyim mi şuradan? O gelmeden. Geldim, buydum. Geldi. Peki. Şu fazlalıkları ya, alayım mı? Gel artık, hadi al. Siz yani isterseniz böyle. Nasıl beğenirseniz kesin. Ama yardım kesin. İsterseniz beraber de yapabiliriz. Bunun bir özel sunumu var mı? Gel istersen sen devam et. Tamam, ben böyle kestim ama. Harikasınız. Buyurun. Şey var mı bizim tabağımız falan? Ben tabak getiririm. Tamam. Sen kes lütfen. Ben şimdi böyle yapalım. Ay süre dolmuş. Süre tamam dolmuş. Neyse senin biz tabakları koyup Hanımcığım. Yiyeceğiz tamam. Ama. Bakın şöyle işte göstereyim. Budur. İşte mantımız da burada. Budur i̇şte. Efendim.